Profesyonel iletişimin sonundaki kötü itibarla beraber bir de iyi bir şeylerden bahsetmemiz gerektiğine inanıyorum. Peki ne olabilir? İşi kendi işiniz gibi sahiplenin. Bunun neresinden bakarsanız size avantajı var. Gelin bunun ne olduğunu bir hikaye ile görelim. Evet, bir işi kendi işiniz gibi sahiplenin. Birincisi, günün sonunda vermiş olduğunuz zamanla beraber karşınıza çıkan ürün sizin bir evladınız gibi oluyor. Doğal olarak bunu uzun vadede referans olarak sunabilirsiniz. Ben bunu yapmıştım diyebilirsiniz. Bu siz aslında kariyerinizin başını düşünecek olacak olursanız referansınız yok diye kimse size iş vermiyordu. Siz bu referansı oluşturmak için bir fırsatınız var. Bu referansı geri tepmek için de bir fırsatınız var. Bundan dolayı bunu çok ama çok iyi bir şekilde yaparsanız bu yapmış olduğunuz iş size referans olarak rahatlıkla bir geri dönecektir. İşi kendi işiniz gibi sahiplenene başka bir hikaye anlatmam lazım tabii benim normalde. Şöyle, ben Türkiye'ye geldikten sonra sırasıyla bir taksi, Turkcell, Türk Telekom'da çalıştım. Daha sonrasında bir danışmanlık şirketine girdim ve burada bir sürü büyük şirketlere bu Ziraat Teknoloji olsun, Yapı Kredi, Akbank, Allianz Sigorta, daha da böyle aklıma A101 gibi büyük büyük kurumsal firmalara şirket ile beraber yazılım danışmanlığı yaptım. Kendimin yapmış olduğu danışmanlıklar da var bu arada. Vardı da önceden yine bahsetmiştim bunlardan da. Daha sonrasında orada çalışırken karşılaştığım birisi oldu. Daha doğrusu röportajını yapmak istediğimiz bir arkadaşımız var. O arkadaşımı tanıştırdığı birisi var. Onun çalışmış olduğu birisi var yurt dışında, Kanada'da. Kendisinin adı Harun. Harun da diyor ki benim birine ihtiyacım var. Çok iyi Vue.js bilecek, bir ekip oluşturabilecek, Kanada'ya gelebilecek. Ve bana Vue.js öğretebilecek ya da bu projede altyapıyı kendi oluşturacak ya da uzun vadeli benimle çalışabilecek bir freelancer çalışana ihtiyacım var diyor. Ben de, o da diyor ki bunu sana sağlayabilecek bir kişi var Türkiye'de diyor Vue.js konusunda. O sağ olsun, teşekkür ediyorum buradan da Ercan'a da selamlar, saygılar, sevgiler. Neyse, velhasıl kelam Harun'la beni tanıştırıyor. Diyor ki böyle bir iş var. Mail üzerinden gidiyor. Benim ilk düşüncem ben bu işi kabul etmeyeceğim oldu. İlk aklımdan öyle geçiriyordum yani. Çünkü neden demiştim, ben dışarıdan iş almıyorum. Bıktım çünkü yıllar boyu freelancer olarak çalıştım. Sıkıldım insanlarla uğraşmaktan, bıktım yani gerçekten. Doğal olarak bu işi kabul etmeyeceğimi söyledim. Ama çok iyi, hoş sohbet bir insandı. Sonrasında bir iki böyle dedim ki hiç olmazsa dedim projeyi yapayım. İyi para alacaktım projeden, açıkça söyleyebilirim yani bunu. Çok ama çok iyi para alacaktım. Freelancer olarak biz başladık ve ben belli başlı modülleri yaptım. Sonrasında dedim ki projeyi anladıkça, artık fikir üretmeye başladıkça, yani birkaç gün aldı bu tabii ki de, 3-5 gün, 1 hafta sonra artık dedim ki ben bu işe vakit ayıramıyorum. Freelancer olarak başladım bu işe. Daha sonrasında hani bunun sonu olmuyor. İki iş aynı anda götüremiyorum. Kablosuz kediye de aynı şekilde bir zaman ayırıyorum. Bu işe de bir zaman ayırıyorum. Kendi işime de zaman ayırıyorum. Çocuğum var, bir ailem var. Ne yapmam lazım? Dedim ki o zaman ben çalıştığım işi bırakayım. Yani büyük bir risk alarak dedim ki ben bu işi bırakacağım. Ben dedim senden bir para alacağım. Bu parayı istemiyorum. Ben senin uzaktan çalışanın olarak bu işe başlayayım dedim. Freelance'den bir anda remote'a döndük. Harun zaten şey düşünüyormuş, daha sonrasında söylemişti. Ben zaten senin benimle çalışacağına itibar vermiyordum. Yani ben ilk gördüğümde senin CV'ni, şey yaptıklarını, direkt dedim bu adam bizimle çalışmaz demiş benim için. Sonrasında ben böyle bir teklife gittiğimde direkt kendisi kabul etti sağ olsun. Daha sonrasında biz başladık. Ben artık uzaktan aslında freelancer çalışırken bir anda remote çalışmaya döndüm. İlk 1 ay, ilk 1 ayda ilk 15-20 gün
Bir türlü ben istediğim randımanı alamadım. İstediğim randımanı veremedim. Bir şeyler oldu. Benim Adana'ya gitmem gerekti. Arkadaşımın düğünü için Adana'ya gidince de çok fazla böyle çalışamadım. Çalışamayınca da içim sıkılmaya başladı. Sonra biz görüştük. Dedik ki tekrar görüşüyoruz çünkü. Hani konsantrasyonumu sağlayamadım. Ama ben o bana yazdığında hani ne oldu, toparlanabildin mi dediğinde ben hep şey söylüyordum. Yani ben yani burada çalışamadım, şu oldu, bu açık açık söylüyordum. Ya da ben içimden gelerek söylüyordum. Bu profesyonel iletişimi hiç kopartmadık o noktalarda. Sonra Harun bana dedi ki ben dedi senin iyi niyetinden ve dedi teknik yeterliliğinden herhangi dedi bir aklımda soru ya da bir endişem yok dedi. İstanbul'a döndüğünde de dedi eminim dedi sen dedi çok dedi şey yapacaksın. Hani daha iyi çalışacaksın bir ortamına geçtiğinde dedi çok bir anda dedi düzeye çıkacağız demişti. Gerçekten de öyle oldu. Ben İstanbul'a döndükten sonra öyle bir çalışmaya başladık ki oradaki tek nokta şuydu. Benim işi sahiplenmemdi aslında. En önemli nokta o. Ben işi sahiplenmeye konuşamadım. Ben işi sahiplenmeye bir başladım. Bu sefer de fazlaca sahiplenmeye başladım. Yani diyorum ki ya bu burasını yapmazsak olmaz. Halbuki bir proje yönetiminde bakacak olursam burası çok daha az önemli bölümdür. Ama hani daha sonrasında yapılabilir ama bana göre orası yapılmalı. Ya yapılmalı olmaz orayı bitmeden geçmeyiz. Yani bu sefer hataya doğru sürüklenmeye başlıyorsunuz. Neyse işin özü ben işi haddinden fazla sahiplenmeye başladım. Çünkü işi anladıkça bu işin nasıl daha yapılabilirliğini düşünmeye başladım. Daha iyi nasıl olabilir? Nasıl bir şeyler katabilirim? İşte daha neler yaparsak bu ürünü daha iyi satabiliriz? Aslında orada benden değil biz olarak düşünmeye başladım ve yolumuza öyle devam ettik. Daha sonrasında olay tabii ki de değişmeye başladı. Ondan sonrasında ne olmuş oldu? Ben yavaştan hissedarlı bir ortağa dönüşmüş oldum. Yani düşünecek olursanız freelance ek olarak başladığımız bir noktada ben işi birazcık sahiplenip projeye geçip remote olarak çalışmaya geçip sonrasında projeyi daha fazla sahiplenip artık belirli aşamadan sonra hissedarlı bir ortak oldum bu Kanada'daki şirketimize adı da Pure Solar efendim. Uzun vadede milyar dolarlık şirketler listesinde görebilirsiniz bizi inşallah. İşte öyle temenni ediyoruz. ama yani bu konuda da çok iddialıyız. Ürünümüzün sizlere belki demosunu gösteririm. Belki çok emin olamıyorum ama. Neyse lafı çok uzattım. İşi sahiplenin, her zaman siz kazanın. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Kodlamayı asla unutmayın. Bye bye.